Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı tarafından Bakanlık Kariyer İmkanları adlı söyleşi düzenlendi. Orada bir Türk diplomatı olarak programın açılış konuşmasını yapan Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy, Selçuk Üniversitesi'nin eğitim kalitesine dikkat çekti. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ihtiyaç duyduğu eğitim donanımına sahip olarak buradan mezun oluyorsunuz. Uluslararası piyasada tercih edilir bir eleman veya öğrenciler olarak ön plana çıkacaksınız. Şundan emin olun ki Selçuk Üniversitesi'nin ortaya koymuş olduğu eğitim kalitesiyle birlikte çok daha hızlı bir şekilde başarılara ulaşacaksınız. Mesleki tecrübelerini paylaşan ve Dışişleri Bakanlığı'nın teşkilat yapısı ile sunduğu kariyer imkanları hakkında bilgi veren Büyükelçi Meltem Büyükkarakaş, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş diplomatik ağına sahip 5. ülke olduğunu belirtti. Dış politikamızın amaçları nedir derseniz, çok özet olarak bir yandan uluslararası çıkarlarımızı yurt dışında güvenceye alırken, diğer yandan hem bölgemizde hem küresel düzeyde barış, istikrar ve refaha katkıda bulunmak, bölgesel ve küresel sınamalar karşısında çok taraflılığı, etkin bir çok taraflılığı ön plana çıkarmak, krizlerin yönetiminde, sorunların çözümünde aktif rol oynamak. Bugün dünyanın en gelişmiş diplomatik ağına sahip ülkeler arasında 5. sırada Türkiye. Büyükelçilik sayımız 146'ya yükseldi. 99 başkonsolosluğumuz var. Personel ihtiyacımız da çok ama çok arttı. Bu sizler için de inşallah bir takım fırsatlar sunuyor. İki kategoride diplomatik kariyer memuru olduğunu belirten Büyükkarakaş, Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmak hedefi olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Meslek memurluğu ve kim sınavı dedik, kim diyoruz konsolosluk ve ihtisas memurlarına. Dil puanı olması gerekiyor. Bakanlığımızın web sitesinde her türlü dış politika konusunda bilgi notları mevcut. Orayı takip edebilirsiniz. Onun dışında bakanlık tarafından yapılan açıklamalar var. Bunlara çok dikkatle bakmanızı öneririm. Mesela NATO'nun açıklamalarına bakabilirsiniz. Birleşmiş Milletler'in yaptığı açıklamalara bakabilirsiniz. Daha yeniliklere, sürekli yer değiştirmeye, yeni şeyler öğrenmeye, yeni kültürler, yeni insanlarla tanışmaya istekliyseniz o zaman gerçekten de çok güzel bir görev olduğunu hepinize söyleyebilirim. Söyleşinin sonunda Rektör Aksoy, Büyükelçi Meltem Büyükkarakaş'a hediye takdim etti.